Alaska 1996. Romantik bir hafta sonu silah sesiyle bozuldu. Kendi kendime bir terslik olacak dedim. Hiçbir nedeni yoktu. Trajediyle dolu bir yaşam. Önceki yaşantısı hakkında hiçbir zaman konuşmazdı. Şaşırdım. Nasıl dedim. Tamamen güvensizlik vardı. Çok saçma geliyordu değil mi? Eski sevgili kıskançlık duyuyordu. Gerçek uzun süre saklı kalabildi. Bu göstermelik bir şey değil mi? Bir ceset ihbarım var. Nasıl? Bir ceset. Silahını pencereden dışarı at ve teslim ol. Baktığımda bir kişinin iki cinayetle karşılık verdiğini görüyorsun. Vahşi olan kim? Av olan kim? Bu programda gerçek olaylar canlandırılmıştır. Bazı isimler kişileri korumak için değiştirilmiştir. Seattle, Washington. Elliot Körfezi'nin Zümrüt şehri, Cascades dağlarıyla çevrili bu şehir, yarım milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Sandy Perry ve ailesi de burada yaşayanlardan. 1995 yılının yazında Sandy ailesi ve 3 çocuğuyla özel birini, yeni erkek arkadaşı Robert Kowalski'yi ziyaret etmek istedi. İşte Robert. Jeremy, tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba. Bu oğlun mu? Oğlum, evet. Bana dediğine göre açık görüşlü olduğunu göstermek için benim tanışmak isteyebileceğimi düşünmüş. Çünkü henüz ergen sayılırdım. İkinci evliliğini sonlandırarak duygusal bir bedel ödedikten sonra Sandy hayatına yeni bir erkek girmesinin heyecanını yaşıyordu. İdare eder gibi görünüyordu. Bana göre çok uzun sürmezdi. En fazla 8 veya 9 ay birlikte olabilirlerdi. Daha fazla değil. Ve Sandy'ye göre umudu Robert'ın tam istediği gibi olmasıydı. Onu sevmiş gibi görünüyorlardı. Sandy'yi mutlu gördüklerinde tamam o zaman iyidir diye düşünüyorlardı. Çok uzun sürmeden sanki ailenin bir ferdiymiş gibi kaynaştı. Büyük anneme ve anneme yardımcı olmaya ve aile olmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Çok uğraştı. Aileye yaranmaya çalışıyor gibiydi. Belki de kendi çocuklarıyla fazla görüşemiyordu ve kendi çocukları yakınında olmadığı için baba olarak özlem gidermeye çalışıyordu. Her zaman onların yanında olduğunu göstermeye çalışıyordu. Aynı zamanda Sandy'ye karşı da cömertti. Etki uyandırmaya çalışıyordu ve bana göre Sandy de yeni edindiklerinden ve bu ilgiden memnundu. Ama bu şakacı, havalı erkek arkadaş sanki onun canlandırdığı bir figürdü. Jeremy annesiyle olan ilişkisinin Robert tarafından tehdit altında olduğunu hissetti. Onun annemi benden uzaklaştırmak için burada olduğunu düşündüm. Biraz daha yakınlaşması ve bizim de biraz büyümemiz neden olabilirdi. Ama annem bize, Jeremy, ona lütfen bir şans ver. Herkes kötü olmayabilir. Bakalım nasıl yürüyecek diyordu. Ona bir şans vermem gerekiyordu. Bunu en azından annem için yapmalıydım. Tatilimizin gelmesini bekliyorum. Ama ilişkilerinde neredeyse bir yıl tamamlanırken Alaska tatilinde bir trajedi oldu. Anneme onu havaalanından alacağımı söyledim. Öncesinde ben ve arkadaşım Tim havaalanına gitmek için yola çıktığımızda nedense bilmiyorum birdenbire canım sıkıldı. Kendi kendime bir terslik olacak dedim. O da Jeremy çok ileriyi düşünüyorsun, keyfine bak dedi. Ben de onun araması ve ey yola çıktık demesi gerekirdi dedim. O da belki de vakit geçiriyorlardır, orada olur diye cevap verdi. Havaalanına vardığımızda annemi göremedim, annem yoktu. Orada birdenbire sinirlerim bozuldu ve dostum annem ölmüş olabilir, bir terslik var, geri gelmeyecek dedim. Tim ise, Jeremy sen rahat olmalısın, hadi evine gidelim, o seni mutlaka arayacaktır dedi. Ama ne yazık ki aramadı. Jeremy'nin korkuları gerçek oldu. Issız tabiatta konaklama yerinde müşteri olan çift, acil durumlara karşı kendilerini korumak için bir silah ödünç aldılar. Dışarıdan bir ses duydular. Bu neydi? Bir ayı vardı. Robert silahını kaptı. Sandy'nin orada ölmesi polis kayıtlarına korkunç bir kaza olarak geçti. Cenazede Robert duygusal çöküntü içindeydi ve gece uyumadı. Yaklaşık bir saat uyumuştu ve onun sesini duymuştu.
Büyük annem onu yanına götürdü. Bir müddet baş başa bıraktı. Büyük annem yakınlarda durdu çünkü çok sarsılmıştı. Bir şey yapmadım diyordu. Konuşurken perişan haldeydi. Aslında Ohio'lu olan 35 yaşındaki Robert, başarısız bir evlilikten uzaklaşmak için Seattle'a yerleşmişti. Ve orada aşkı doyasıya tattığı Sandy'yi bulmuştu. Hiçbir şey umursamadan ona bir şeyler alıyordu. Annem de bak bana bu kez ne aldı, bak beni nereye götürdü havasındaydı. Sen de artık gittiğine göre Robert yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Platte bölgesi kuzeybatı Montana'da tabiat severler için bir cennet köşesidir. Yüksek dağlarla sınırlanmış geniş çiftlik alanları ve ormanlarla kaplıdır. Kuzeybatı Montana eyaletin en güzel kısmıdır. Çoğunluk alan ulusal ormanlarla kaplıdır. Batı tarafı Glacier Ulusal Parkı'dır. Ülkenin farklı yerlerinden gelip daha güvenli bir yaşam sürmek için yerleşenler vardır. Montana'nın engebeli doğal yaşam alanları Robert için mükemmeldi. 2000 yılında kendini yeniden bulmuş gibi oldu. Robert bir yer kiraladı. Peyzaj işine atıldı ve biraz da para harcayarak maden artıklarından elde ettiği doğal taşları satmaya başladı. Safir madenlerinden elde ettiği çakıllarla dolu 19 litrelik kovaları vardı. Robert onları Libya yakın bölgedeki safir madenlerinden almıştı. Burada her yerde bulunur. Nohut büyüklüğünden toplu iğne başına kadar farklı büyüklükte safirler vardı. Ve dükkanı bu kovalarla doluydu. Dükkanın her yerinde bunlar vardı. Montana'daki yaşantısı Robert'ın Sandy'nin ölümünü geride bırakmasına yardımcı oldu. Ama kaybettiği aşkı gibi birini bulması güçtü. Geçen yıllar içinde birçok kadınla çıktı ve hatta evlenip ayrıldığı da oldu. Daha sonra bir arkadaşı, 43 yaşındaki 4 kez boşanmış, 6 çocuk annesi Rainy Morin'den bahsetti. Çok iyi biriydi. Benim en iyi arkadaşımdı. Ufak tefekti ama her zaman verici ve birilerine yardım etmeyi seven biriydi. Alfa kadınıydı. Üvey annelerimin her biri onun herkesten farklı olduğunu söyleyebilir. En küçük 3 çocuğu hala Rainy'nin ailesinin 35 yıldır sahip olduğu 162 dönümlük çiftlikteki eski evde oturuyordu. 1808 yılında yapılmış. Çok eski bir çiftlik evi. 2 garajı ve bir ahırı var. Gerçekten de çok iyi bir hayvan severdi. Annemin atları, keçileri, domuzları, katırları ve sığırları vardı. Aynı zamanda yaşlı ebeveynlerine değer verirdi. Aileye ait gayrimenkulleri idare ederdi. Rainy geçinmek için araziyi işletiyordu. Başkalarının atlarını ve köpeklerini bakım için alırdı. At üstündeyken kendini çok özgür hissettiğini ve saatlerce binebileceğini söylerdi. En büyük hobisinin ata binmek olduğunu söyleyebilirim. Allison, bakımı düzgün yaptığından emin olmalısın. Rainy gerçek aşkı bulmaktan asla vazgeçmedi. Güvenebileceği ve her zaman yanında olacak bir hayat arkadaşı istediğini biliyordum. Bir parça yeter sanırım Joe, tamam mı? Pencerenin altına, işte oldu. Tamam. Siz Rainy olmalısınız. Özür dilerim, merhaba, benim adım Robert. Kathy söylemişti. Merhaba. Bugün gelecek. Kathy, evet. İşinizin arasında, özür dilerim. Hayır. Ona göre oldukça yakışıklıydı belki de, uzun boyundandı. Çocuklar kimler? Bunlar benim çocuklarım. Bu Joe, bu da Allison. Joe, merhaba Joe. Allison, tanışımıza memnun oldum. Rainy, Robert'ın meslek ahlakını beğendi. Bir değil, iki küçük iş yapıyordu. Affedersin. Adam çok çalışıyordu, ortak yönleri vardı. Kadın çok açık biriydi. Burada herkesin bir yerlerde arkadaşları var. Görünüşe göre kader, Rainy ve Robert'ı bir araya getirmişti. Onların ilişkisi, trajediyle sonlanmak üzere alınlarına yazılmıştı. Bana arkanı dönme! Kız arkadaşını trajik bir kazayla kaybetmesinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Robert Kowalski yeni bir hayata başlamış gibi görünüyordu.
yaşamını 44 yaşındaki Dul Reyni Morin'le birlikte sürdürecekti. Montana Flats'ı her zaman yuvası gibi gören Reyni, üniversite aşkı David Sullivan'la ancak hikayelerde olan bir romantizm yaşamıştı. 79 yılında evlendiler. Çok gençti. 17-18 yaşındaydı. 19-20 yaşında boşandı. 20 yaşındayken 3 çocuğu vardı. Kalbi kırık ama kendinden emin genç anne hayatını kazanmak için iki yerel barda çalışmaya başladı. Silver Bullet'ta barmaid'ti ve ayrıca evimizden 8 kilometre uzaktaki Old River Ridge'inde çalışıyordu. Çok çalışıyordu. Varını yoğunu alabileceğin türden biriydi. Çok dost canlısı, yardımsever, içi dışı birdi. Çok, çok güzel bir kadındı. Reyni, vadinin en çok tanınan yüzlerinden biri olarak kolayca yeni erkeklerle tanıştı. Babamdan sonra Debbie Priest'le evlendi. Ve daha sonra Alison'ın babası Craig Beck'le ve sonra da Jim Gaines'le evlendi. Zamanla 2005 yılında Robert'la tanıştı. Reyni 4 kez evlenip ayrılmıştı ve 6 çocuğu vardı. Annem mutlu olmaya çalışıyordu. İlişki ve mutluluk olsun istiyordu. Hikayelerdeki gibi mutlu bir son olmasını istiyordu. Fakat bir noktaya gelince sanırım artık evliliği düşünmüyordu. Ama Robert'ta çekici olan bir şey vardı ve ilişkilerine bir şans daha vermek istedi. Çoğunlukla gizlediklerini düşünüyorum. İlk başta arkadaş gibiydiler. Zamanla olması gereken bir şeylerin gerçekleştiğini düşünüyorum. Annem birileriyle buluşacağı zaman çoğunlukla mesafeli olmaya çalıştım. Çünkü söz konusu benim annemdi ve korumacı davranıyordum. Her zaman çok düzgün erkeklerle buluşmuyordu. Fakat Robert iyiydi. Onunla ilgili hiçbir kaygı duymadım. Çocuklar sıra nerede biliyorsunuz değil mi? Robert cömert biriydi ve aynı zamanda Rainey'nin ufak çocuklarına da babalık rolünü üstlenmişti. Küçük kardeşlerimle çok iyi geçiniyordu. Birlikte metal aramaya, değişik şeyler bulmaya veya macera olsun diye gezmeye çıkıyorlardı. Şimdi bir düğüm. Evet, düğüm. İşte o. Bana ne yapmak istediğimi, neleri sevdiğimi sorup duruyordu. Ben de ona kendi taşlarımı gösterdim. O da bana taşlar ve benzeri şeyler buldu. Evet. Tamam. Yalnızca çocuklarla ilgilenebiliyordu. Belki de bu nedenle annem ona çabucak kapıldı. Çok güzel bir yer. Evet, evet, öyle. Robert'ın geceyi Rainey'nin ailesine ait çiftlik evinde geçirmesi fazla uzun sürmedi ve çift birbirinden ayrılmamaya başladı. Annem de onunla birlikte çalışıyordu. Peyzaj işlerini birlikte yapıyorlardı. Böylece annem ve çocuklarla birlikte benim evime gelip çimenlerimi biçtiler ve çevreyi güzelleştirdiler. Ama Robert hakkında herkesin merak ettiği bir şey vardı. Önceki yaşantısı hakkında hiçbir zaman konuşmazdı. Çocukları olduğunu biliyordum. Normalde çocuklarını yeni birilerine tanıştırırsın. Ama o hiçbir zaman eski 6 karısından bahsetmedi. Eski aileleriyle ilgili hiçbir yerde konuşmadı. Bu bana çok tuhaf geliyordu. Fazla uzun sürmeden Rainey Robert'ın sırrını ortaya çıkarttı. Annem ve Robert buldukları şeylere bakarlarken eski kız arkadaşı ortaya çıktı ve olay çıkarmaya başladı. Beni görmezden mi geliyorsun? Anneme ondan uzak durmasını söyledi. Konuşmamız gereken bir sürü şey var. Bana zaman ayırmalısın. Neler oluyor? Tatlım, ne tür sen bir şeye bulaştığını bilmiyorsun. Biliyorum şu anda çok kibar görünür. Öyle tuhaf değil mi? Görünüyordu değil mi? Birlikte olduğunuz kişinin eski kız arkadaşı geliyor ve anlamsızca kıskançlık belirtileri gösteriyor. Cevabı bu. Kadın Robert ve Rainey'i birlikte tehdit ediyordu. Sana gelince daha konuşmamız gereken bir sürü şey var. Şaşırmaya hazırlan çünkü daha bitmedi. Annem güvende olmadığını söyledi ve kapıları kilitledi. Daha son sözümü söylemedim.
Kaçsan iyi olur. Daha bitmedi. ...2007 yılının yaz ayında Robert Kowalski kız arkadaşı Rainy Morin ve 3 küçük çocuğuyla birkaç aydır birlikte yaşıyordu. Eski sevgilisiyle sorunlar yaşamasının dışında iki dul iyi vakit geçiriyorlar gibi görünüyordu. Üstelik Robert iki oğlunu da işine götürüp doğal taş satışı yaptırıyordu. Joe 9 yaşında olmalı. Ben de 6 veya 7 yaşındaydım. Ufak çocuklardık. Birbirlerini kendilerine örnek almalıydılar. Ve o an için onlara bir şeyler öğretecek başka hiç kimse yoktu. O safirleri alıyordu ve ufak torbalara koyuyordu. Pekala, üstüne etiket koyalım. Ve ufak torbalara üzerinde logo olan kartondan bir etiket sımbalıyordu. Hepsi mükemmel olmalıydı. Bence başarıyordum. John da başarıyordu tabii. Aferin. Bak bu kaymış. Bu olmamış. Eğer bir şeyi ona göre düzgün yapmazsak sana nasıl yapıldığını göstereyim veya tamam başardın demiyordu. Hadi yemek yiyelim. Gelin. Zaman ilerledikçe Robert'ın öfkesi yeni kurbanlar ediniyordu. Bunlardan biri de Rainy'nin genç kızı Allison'dı. Çok eğlendik. Merhaba tatlım. Geç saatte görüşürüz, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarla dışarı. Arkadaşlara dışarıya. Okul olduğu gece. Sorun yok. Arkadaşlarıyla çıkabilir. Sorun yok iyi olur. Mu? Okul olduğu gece arkadaşlara nasıl dışarı çıkar? Bana arkadaşlarımla takılmamamı söylüyordu ama karar verecek kişi o değildi. Yalnızca benim hayatımı kontrol altına almak ve annemle benim ilişkimde saygı olmasını istiyordu. Ve Rainy'nin ikinci büyük oğlu Bob'la Robert ilk kez tanıştıklarında ikisi arasında neredeyse kavga çıkıyordu. Garaj yolunda niye bu kadar hızlı kullanıyorsun? Sakin ol dostum. Çok hızlı kullanıyorsun. Dostum. Dışarı çıktı ve garaj yolunda arabayı hızlı kullandığımı söyleyerek beni göğsümden itti. Ben de ona sen kendini ne sanıyorsun dedim ve parmağını tutarak geri ittim ve sen benim kim olduğumu daha bilmiyorsun bile dedim ve devam ettim. Robert özür diledi ve bu yanlış anlaşılmayı unutmuş gibi göründüler. Ve genel olarak birbirlerine yardımcı olabileceklerini fark ettiler. Oturduğum ev satılmıştı ve ben de orada burada kalıyordum. Robert Rainy ile birlikte yaşadığı için kendi evini baba kiraladı. Ve karşılık olarak Bob Robert'a part-time iş buldu. Bir alçıpan şirketinde çalışıyordum. O bizim işçimizdi. Alçıları yapıyordu. Sürekli bizim emrimizde çalışıyordu. Robert'ın işleri bozulmaya başladı ve geçinmek için ek gelir elde etmesi gerekti. Biraz geciktin Robert. Düzgün yapılmasını mı, hızlı yapılmasını mı istiyorsun? Robert biraz bozulmuştu. Çünkü 20-25 yaşlarında gençler ona ne yapacağını söylüyordu. Çünkü alçı lazım oluyordu. Şunu bunu istiyorlardı. Kovaları temizle gibi benzer işler buyuruyorlardı. Bazen hiç mutlu olmadığı göze batıyordu. Robert ve Rainy'nin sık sık gittikleri ve arkadaşlarıyla görüştükleri Silver Bullet'ta keyifleri kaçtı. Hey, Katie buradaymış. Nasılsın? Ah, ben iyiyim. Ben onlarla yalnızca Silver Bullet'ta karşılaşıyordum. Ama Rainy, Robert'tan başka biriyle ilgilendiğinde o rahatsız oluyordu. Ne zaman sohbet etmeye başlasak gitme zamanı geldi diyordu. Katie, seni gördüğümüze sevindik ama gerçekten de gitmemiz gerekiyor. Ya akşam yemeğine gitmeleri gerekiyordu veya yapılması gereken işleri evet vardı. Veya onu elinden tutup birlikte çıkıyorlardı. Bence onu başkalarından izole edercesine kontrol altında tutması arkadaşlarının dikkatini çekmişti. Yazın sonlarında Robert'ın davranışları Rainy'yi ondan uzaklaştırdı. Ancak bu uzaklaşmalar daha büyük sıkıntılar getirdi. Robert ve annem bazı zamanlar ayrılma noktasına gelirdi. Ayrılıp yeniden bir araya gelirlerdi. 2007 sonbaharında bir gece Rainy Robert'ı teşekkürler Bob. Aile yemeği için çiftlik evinde ağırladı. Annem akşam yemeği için bir gece beni davet etti.
Biz bütün çocuklarının sevdiği vodka kızartılmış ekmek yaptık. Her neyse, ben Robert gelmeden 10 dakika önce geldim. Annemin evine geldiğinde ben mutfaktaydım. Hey Bob, köpeğin halıma işedi. Hadi ama Robert. O zamanlar dükkanını ondan kiralamıştım. Ben işteyken köpeğim orada duruyordu. Robert dükkanın önünde durdu. Köpeğim banyoya gitti ve yapmış. Yapacak bir şey yok. Ben görmediğim için de temizlemedim tabii ki. Haberim bile yoktu. Yoksa temizlerdim. Bana arkanı dönme. Ve sonra yalnızca onu iyice dövmek istediğimi hatırlıyorum. Bana sen dokunma, bana dokunma. Robert. Yapmayın, durun. Kesin, beyler kesin, dinleyin. Durun dedim. Ah. Şimdi gitmen gerekiyor. Hadi dışarı. Annem hiç kimseye papuç bırakmazdı. İstersen 2 metre boyunda 150 kilo olsan da kolayca yere serebilirdi. Kısa süre sonra Robert Rainey ile konuşarak yeniden hayatına girmeye ikna etti. O ve annem ayrılmıştı ama eve döndüğünden haberim yoktu. Robert geri mi döndü diye sordum ve o da evet dedi. Ben de yapma anne hadi ama dedim. 45 yaşındaki Rainey saf biri değildi. Robert'ın kusurları dışında her şeyi bir daha yaşamak istemiyordu. Buzdolabının kapısını bir daha çarpma lütfen. Sanırım daha önce bu şekilde bir tepki vermemişti. Hiç kimsenin onu kontrol altına almasını istemezdi. Hayır, tamam değil. Zaman ilerledikçe Robert değişeceğini söylüyor, söz veriyordu. Rainey bu sözleri iyimser olarak karşılıyordu. Kendi kendine bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bu da geçecek diyordu. Her zaman pozitif biriydi. Annemin katı olduğu tek şey, her şey düzedir. Birbirimizi sevmemiz konusuydu. Ve ben de oluruna bıraktım. Mart 2008. Koluna ne oldu? Birkaç kez kolunda morluklar fark ettim. Ne oldu diye sordum. O da atlardan olduğunu, arkasını döndüğünde çiftelediğinden bahsetti. Bir bahanesi vardı. Ama bana göre geriye bakıp düşündüğümde aklımda hep bir soru işareti kalmıştır. Acaba atlar yüzünden mi olmuştu? Çünkü at konusunda uzmandı. Her şey Rainey'nin en küçük ikinci çocuğu Joe'nun Katie'ye arkadaşının huzura ermesi konusunda endişelerini anlatmasına kadar devam etti. O adamı pek sevmiyorum dedi. Bütün söyleyebildiği bunlardı. Nedenini söylemeye, her şeyi anlatmasına, ikna etmeye çalıştım. Ama artık bu konuda konuşmak istemediğini söyledi. Anlayışlı ve her zaman iyi biri değildi. Bana bak, seninle konuşuyorum. Sanki bir şalter gibi açık ve kapalı anları vardı. Katie kendi çocuklarının Rainey'nin evine gitmesini yasakladı. Ondan hoşlanmıyordu. Eğer dışarıda takılmak istiyorsak onların evlerine gitmemizi istiyordu. Onunla bir araya gelmek bile istemiyordum. ...15 Mart 2008'de... Rainey ve Katie birlikte bir şeyler içmek için bir araya geldiler. Rainey ve ben o gün market alışverişine gittik. Daha sonra da Silver Bullet'a gitmeye karar verdik. Yalnızca sohbet edip vakit geçiriyorduk. Robert Kowalski bara geldiğinde Katie çok korktu. Bakışları beni korkuttu. Rainey'nin barda olmasından dolayı kızdığı çok açıktı. Ve neden olduğunu bilmiyorum ama bir şeyden dolayı ona kızgındı. Onsuz içki içmeye gittiği için onu aldattığını düşünebileceğinden dolayı çok endişelenmişti. Robert'ın kontrol altında tutmaya çalışma çabaları Rainey'i ayrılma noktasına taşıdı. Yanlış kişiyle birlikte olduğunu yeni yeni fark etmeye başladı. Beni eve götürür müsün? Gidelim. Garaj yolunda durduğumuzda bu harika Robert evde şimdi başım belaya girecek dedi. Ben de ona istersen ben de seninle birlikte geleyim dedim. O da hayır sorun yok dedi. Rainey güçlü bir tavır sergiledi. Katie de ona güvendi.
16 Mart 2008. Ertesi sabah, Rainey'nin ikinci oğlu Bob Sullivan alışık olmadığı bir sesle uyandı. İki tane polis arabası evimizin önündeki ikinci caddeden uçarak geçti. Ben de birilerinin başı belada herhalde diye düşünmeye başladım ve her neyse boş ver dedim. Kız kardeşim Heather beni aradı. Bugün annemle hiç konuştun mu dedi. Ben de hayır, neden ki, ne oldu dedim. Ve birkaç polis arabası olduğundan ve sarı bant çekildiğinden bahsetti. Ben de çok tuhaf olduğunu düşündüm. Sanırım o anda atlardan birinin kaçıp bir arabaya çarpmış veya buna benzer bir şey olabileceğini düşündüm. Evi telefonla aramaya çalıştım, uğraştım ama cevap yoktu. Ve nihayet Ellie'ye ulaştım. Abim, annemin evine gitmem gerektiğini ve orada polislerin olduğunu, neler olup bittiğini öğrenmem gerektiğini söyledi. Çünkü en yakında ben oturuyordum. Arabayla çıktı. Ve ben de aracıma atlayıp ona doğru hareket ettim. Annelerinin çiftlik evine vardıklarında polisler bildiklerini anlattılar. Flathead polis merkezinden geliyoruz. 911 acil durum adresi nedir? Bilemiyorum ama bir ceset ihbarım var. Nasıl? Ceset. Bana söylendiğine göre büyük olasılıkla vurulmuş. Nereden bilgi aldınız? Söylendiğine göre bir arkadaşım bir kadını vurmuş. İsim var mı? Arkadaşımın adını biliyorum. Robert Kowalski. Peki kimi vurmuş? Kız arkadaşını. Tek kurşunla vurulmuştu. Mermi dudağını delerek ağzından geçip boyun omuruna saplanmış. Bu onun anında ölümüne sebep olmuştur. Git onları içeri çağır. Olay yeri inceleme ekibine ihtiyacımız olacak. Rainey'den geriye iki kız kardeş, 6 çocuk ve 3 torun kaldı. Böyle bir şeyin olabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Annemin vurulduğu haberini telefonla aldım. Nasıl dedim, kesinlikle inanamadım. Olay yeri inceleme ekipleri Rainey'nin yüzünde değişik bir çizik fark ettiler. Üçgen şeklinde bir yara izi gördük. Toplu tabancanın namlusunun üst kısmını andırıyordu. 2 inçlik bir toplu tabancanınkine benzer namlunun ön kısmı gibiydi. Kurbandaki namlu ucu şekli katilin bilinçli hareket ettiği izlenimini veriyordu. Robert epey uzun bir süre Rainey'nin cesedinin yanında kaldı. Olay gerçekleştikten saatler sonra nihayet olay yerinden yaklaşık 8 kilometre güneyde bulunan diğer konutuna gitti. Peki Robert şimdi nerede? Herhalde orada olması gerekiyor. Kendini de vuracağını söyledi. Kız arkadaşını nereden vurduğunu biliyor musunuz? Hayır. Peki anladım. Kendini de vuracağını söylediniz. Bu durumda silahlı olduğunu anlıyorum. Silahını evden dışarı çıkardım. Bu kız arkadaşını benimle birlikte öldürdüğü anlamına gelmesin. Tamam. Evet merkez, bölgedeyiz. Desteğe ihtiyacımız var. Destekle birlikte ambulans da gönderin. Anlaşıldı mı? Merkez, beni duyuyor musun? Robert Kowalski. Seni duyuyorum, tamam. Polis merkezinden geldik. Hemen silahını pencereden dışarı at ve teslim ol. Robert, özel silahlı eğitimli kişilerin konutunun etrafını sarmalarına rağmen kendini rehin tutuyordu. 3 vardiya değişti. Tek çarem var Robert. Merkez, destek yola çıktı mı? Tamam. Onun orada olduğunu bilmek çok korkunçtu. 35-44 yola çıktılar. Birazdan orada. Bütün pencerelerimdeki perdeleri kapalı ve kapıyı kilitli tuttuğumu hatırlıyorum. Çünkü onun bara gitmesi nedeniyle kime kızmıştı veya kime kafayı takmıştı, neden böyle bir şey yapmıştı bilemezdiniz. Korkunç bir durumdu. Bekleyiş 31. saatine vardığında amirin emri değişmedi. Robert Kowalski'yi yaralamadan ve öldürmeden tutuklayın. Robert, tekrar ediyorum, dışarı çık. Silahını pencereden dışarı at, hemen.
38'lik kalkık namlulu polis tipi bir toplu tabancayla annemi vurmuştu. Sonra içeri girip onun kendini vurmasını veya başkasına zarar vermesini istemiyorlardı. Silahlı katil zanlısı ikazlara kulak asmıyordu. Göz yaşartıcı kullanın. Sonunda pencereden göz yaşartıcı kapsüller attılar. Hayır. Robert dışarı çık. Tekrar ediyorum. Hemen ellerini havaya kaldır, dışarı çık. Bu onun ikna ve teslim olmasına neden oldu. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Göz yaşartıcı gazla içeride kalamadı. Olay yeri temizlendi. Ekipleri birazdan merkeze yollayacağız, tamam. Anlaşıldı. Herhangi bir olumsuz bir durum olursa bize haber verin, tamam. Hemen Rainey'nin ölümünün kaza olduğunu iddia etti. Onu yeniden evden atmak istediğini anlattı. Ona beni yeniden sokağa atamazsın demiş. O da kararlıymış. Kavganın fitilini ateşleyen bu tartışma olmuş. Birbirleriyle yüz yüze gelmişler. Elinde silah varmış. Silahla bir kez vurmuş. Alnındaki namlunun uç kısmının izinin sebebi burada ortaya çıkıyor. Bu arada tartışırlarken silah patlamış. Robert'ın ona silahını doğrulttuğunu görmesi kabus gibi olmalı. Ve onu vurduğunda külçe gibi yere yığılmış. Robert silahın kazayla boşalıp onu başından vurup öldürdüğünü iddia ediyordu. 2009 yılı Ocak ayında Robert Kowalski mahkemeye çıktı. Savcılar onun öldürmek için yeterli nedeni olduğunu öne sürecek bir kanıt bulamadıkları için endişeliydiler. Mahkemede annemin kendini öldürmek istediğini, bu nedenle silahı elinden almak için boğuştuğunu, o anda da patladığını iddia etti. Savcılar, Robert'ın zamanı kullanmak için Alfred savunması uyguladığını düşünüyorlardı. Bu nedenle cinayet suçunu kabul etmiyordu. Ve böylece suçunu kabul etmeden, peki kendi savunmamı yapacağım dedi. Korkunç bir durumdu. Birçok eyalette kasıtsız olarak değerlendirilebilir. Bizde kasıtsız tahammüden cinayet denir. Hakim 10 yılı ertelenmiş, 50 yıl hapis cezası verdi. Ancak Montana'daki davanın kapanışı Robert Kowalski için son değildi. Mahkum edildikten kısa bir süre sonra Montana yetkilileri onun kanun güçlerine pek de yabancı olmadığını öğrendiler. Alaska'daki olayla benzerlikler olduğunu bilmiyordum. Memurlardan biri Robert'ın yıllar önce Alaska'da bir kadını öldürdüğünden bahsetti. Kayıtları araştırmaya başladım. Yıllar önceki kız arkadaşı Sandy Perry kafasından tek kurşunla öldürülmüştü. Tetiği çeken yine Robert'tı. Bu farklı soruşturmanın dosyası kazayla vurma olarak çok önce kapatılmıştı. Aslında bir kenara atıldı. Ama Sandy'nin oğlu Jeremy dahası da olacağını hissediyordu. Bir sürü yalan dolan. Bir yerlerden bir şeyler bulunmalıydı. Rainey cinayeti nedeniyle mahkum edildikten sonra Alaska'daki savcılar Sandy Perry'e ne olduğu konusunu yeniden araştıracaklar mıydı? ...2009 yılı Ocak ayında Robert Kowalski, Rainey Moore'nin cinayeti için Alfred savunması yaptı. Alaska'daki savcıların bunu öğrenince bir soruları oldu. 13 yıl önce onun vurduğu Sandy Perry için de cinayetle mahkum edebilecekler miydi? Alaska davası Montana'da mahkum oluncaya kadar ortaya çıkmadı. Montana eyalet hapishanesindeydi ve Alaska'nın dosyayı yeniden açmasından önce mahkum edilmişti. Alaska yetkilileri güneydeki Yakuta mezrasındaki kaza mahallini yeniden ziyaret etti. Nasıl? Oldukça kesinlikle müthiş değil mi? Kesinlikle doğa içerisinde. 1996 yazında
39 yaşındaki dul, 3 çocuk annesi Sandy Perry, erkek arkadaşı Robert Kowalski ile bir haftalık tatil için Seattle'dan gelmişti. Çok heyecanlıydı. Daha önce Alaska'ya hiç gitmemişti. Onun için yeni bir şeydi. Yeni bir adamla taze bir başlangıç oldu. Bana kraliçeymişim gibi davranıyor diyordu. 6 gün boyunca çift yürüyüşlere çıktı. Tabiatın sunduğu her şeyden faydalandı. Annem eğlendiğini ve çok keyif aldığını söyledi. Orası süper güzel bir yermiş. Özlem duyduğu eski günlere benziyormuş. Oldukça mutluydu. Ama 7. gün aniden bir trajedi oldu. Yakuta polisine Glacier Beer Lodge'dan bir telefon geldi. Sandy Perry bir av tüfeğinin patlamasıyla öldürülmüştü. Merkez olay yerindeyiz. Her şey kontrol altında, tamam. Kowalski bundan bahsetmemişti. Normal bir kişi böyle bir şeyi hemen söylerdi. Bir sürü zaman geçti. Çok çok uzun zamanlar. Polis gelene kadar sakinleştirilemeyen Robert hemen kendine geldi ve neler olduğunu anlattı. Hoş geldiniz. Bu göstermelik bir şey değil mi? Av tüfeği konaklama yerine gelenlere avlanmak veya korunmak için sunulan bir ikramdı. Seattle'lı şehirliler olarak çift otelciye işitme mesafesi içinde vahşi hayvanların olmasından rahatsız olduklarını söylemişti. Bu nedenle Robert korunmak için silahı ödünç aldığını belirtmişti. Peki? Bu neydi? Ne neydi? Bana söylenen annemin yatakta uzandığıydı ve yüzü pencereye dönüktü. Ve sonra dışarıdan bir ses duydular. Anneme dışarıda bir ayı olduğunu söyledi. Ciddi mi? Bir şey gördüğümü sandım. Av tüfeğini aldı ve ortada onunla dolaşırken... Bir kabloya takıldı ve yüzüne buradan yukarıya doğru patladı. Ateş aldı. Tam şuradan. Olay yerinde yapılan incelemede Robert'ın anlattığı fiziksel kanıtla bölge savcısı silahın ateş almasının isteyerek yapıldığını kanıtlayamadı. Böylece kaza olarak kayıtlara geçti. Şimdi kazadan 10 yıl sonra Robert'ın Rainy Morin cinayeti sebebiyle mahkum edilmesinden sonra Montana'dan bir telefon geldi. Alaska'dan yalnızca faili meçhul cinayetler dedektifleriyle konuşabildim. Onlarla bir araya geldik ve onlara elimizde olan her şeyin birer kopyasını gönderdim ve dosyayı yeniden yürürlüğe koydular. Müfettişler Robert'ın Sandy'ye davranış tarzının Rainy ile çarpıcı şekilde benzerlik gösterdiğini fark ettiler. Onların annelik içgüdüleri Robert'a çekici geliyordu ve onlara bağladığını göstermek için para veya farklı destekler sunuyordu. Tamam, sorun yok. Bana göre onun hükmetmeyi seven bir kişilik olduğunun iyi bir yansımasıydı. Bence senin buna ihtiyacın var. Zaman ilerledikçe bazı şeylerin kontrol dışına çıktığını düşünüyorum ama neler olduğundan tam olarak da emin değilim. İkinci bir bakış açısına göre, bitişik odada kalan misafirin açıklaması da bunun cevabını veriyor. Bir kavga esnasında birbirlerine bağırdıklarını duydu. Saygısızlık! Bana saygısızlık yaptın. Ben seni buraya getirdim. Bu güzel gezi için para ödedim ama sen bana bu şekilde davranıyorsun. Ve bir anda silah sesiyle kesildi. Bana bak! Dışarıda ayıya ait bir kanıt yoktu. Ve içeride insan olan bir yere ayının yaklaşması da normal değildi. Bu anlamsızdı. Soruşturma derinlik kazandıkça Robert'a karşı mahkum edici kanıtlar ortaya çıkıyordu. Her iki kurban da tartışma sırasında ağzından vurulmuştu. Kowalski kendi olduğundan bahsetmemişti. Her iki kurbanda da kendi dokusundan örnekler vardı.
Robert, Sandy'nin ölümünden hiçbir ceza almadan kurtulmuştu. Serbest olarak aynı şeyi Rainey'e de uygulamıştı. Daha önce aynısı olduğu halde onu nasıl bırakmışlar? Neden araştırılmadı? Çok kızdım. Alaska'ya çok kızmıştım ve hala da öyleyim. Çok kızgınım. Öylece bıraktılar. Onun suçlu olduğunu 2008 yılında bu olay olunca anca anlayabildiler. En sonunda Alaska'daki savcılar Robert Kowalski'ye Sandy Perry'i öldürmek suçundan ceza verdiler. Alaska cezaları onayladı. Ve Juno da bana getirdi. Bizim olay yerinde bulduklarımızla benzerlikleri karşılaştırma yaptı. Sonunda Kowalski'nin cinayeti isteyerek yaptığını Alaska jürisine kanıtlayamadılar. Önceden planlanmış olması için birçok şey gerekli. Bekleme durumunda olmak, harekete geçmek için bir işaret beklemek gibi. Bana göre şu anki nedenleri gerektiren bir şeye gerek yoktu. Bunun yerine onu taammüden cinayetle mahkum ettiler. Alaska'da bu durum Sandy'nin yaşam tarzına farklı tepki göstermek şeklinde ifade ediliyor. Hukukun görevlendirdiği bir patoloji uzmanının annemin yüzündeki kırık kemikleri veya göğsündeki namlunun yaptığı yanık izlerini dinlemenin nasıl bir şey olduğunu anlamalarını beklemiyorum. Ayrıca bu tip şeylerin kazayla olduğunu da düşünmüyorum. Bu bir örnek. Bana göre gerçek cevap, o çok konuşuyordu ve bir fahişeydi. Ve onu vurdum. Kowalski arka arkaya ilk Montana'da ve sonra Alaska'da iki kez 40 yıla mahkum edildi. Bana göre bu olay hiçbir zaman kapanmadı. Robert'ın düzgün bir insan olmadığını söyleyebilirim. Bana göre şu anki nedenleri gerektiren bir şeye gerek yoktu. Açıkçası onu yoldan çıkaran bir şeyler vardı. Kadınların tüm yaptıkları ona ters gelen bir şeyleri söylemekti. Onun bir şekilde hislerine zarar veriyorlardı. Onun istediği gibi davranmıyorlardı. Ve bu yeniden gerçekleşebilirdi. Robert tam bir kabustu. Ona idam cezası verip infaz etmeleri gerekiyordu. Umarım geri kalan hayatı çok acımasız ve çok kötü geçer. Çok yazık. Benim en iyi arkadaşımı elimden aldı. Ve Robert annemizi öldürdü, ailemizi parçaladı. 9 kız torun büyük annelerini göremeyecek. O öldüğünde John 9 yaşındaydı. Şu anda 19 yaşında. Onun sesini bile hatırlamıyor. Çok, çok yazık. Annemi seviyordum. Çocuklarım kalplerinde yaşatıyorlar. Sürekli onu soruyorlar. Büyük anne sende nasıl biriydi? Büyük anne sende kime benziyordu gibi. Robert Kowalski şu anda Sandy Perry'i öldürmek suçuyla mahkum.